Sıradaki sorumuz şöyle. Eşim geçmişte benimle hiç ilgilenmedi. İçki ve madde bağımlısıydı. Şimdi cezaevinde. Madde kullanımını bıraktı. Artık yeni bir sayfa açtım. Senin için yaşıyorum diyor. Nasıl davranmam lazım? Geçmişte yaptıkları için hiçbir şey olmamış gibi nasıl davranabilirim? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şehadet Hanım, Buyurun. başımıza bir şeyler geliyor. Evet. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilir miyiz hayatımızda? Yani bunu sadece bu Asla. soruda değil. Asla. Asla böyle bir şey mümkün değil. Ve bu yani o kadar açık bir mesaj ki bu. Şöyle bir şey söylüyor. Cezaevinde zaten madde kullanamaz. Cezaevinde bildiğim kadarıyla içki de yok diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir şey de mümkün değil. İçki ve madde zaten kullanamaz. Bir kişinin gerçekten iliştiğini anlamanız için o kişinin ona maruz kalıp hala kullanmadığını görmeniz lazım. Siz burada hanımefendi olarak yani gerçekten kolay bir süreçten geçmiyorsunuz. Allah yardımcınız olsun diyelim. Kararı sizin vermeniz gerekiyor. Hiçbir şey olmamış gibi asla yaşayamazsınız. Siz de kırdınız, siz de kırıldınız, siz de incindiniz ama şu an eşinizin bunu tamir etmesi lazım. Bazen kişi çok fazla verince Nihan Hanım, bazen çifte gelirler ve der ki hanımefendi ben verici oldum. Bittim artık. Yani ben bu adamla uğraşamıyorum, yaptıklarıyla uğraşamıyorum, şiddet var, işte alkol var, madde var, her şey var. Ben ne yapayım artık da? İşte aslında hanımefendi şunu bilmesi gerekiyor. Siz sadece kurban döngüsündesiniz. Oradan çıkmanız gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Evet biz her zaman evliliği kurtarmak için çalışırız. Ama bir evlilik tek başına gitmez. Eğer iki kişi yoksa o evlilikte, o evliliğin bitmesi de gerekiyor olabilir. O evliliğin sürekli devam etmesi gerekmiyor. Yani sürekli devam etmesi gerekiyor diye bir kural da yok, bir kaide de yok. Burada hanımefendi çok net karar vermesi gerekiyor. Yani siz eşinize şunu söylemeniz gerekiyor. Ben çok şey yaşadım seninle ilgili ve hiçbir şey olmamış gibi yaşayamam. Bu insanın doğasına aykırı bir şey. Bu insan karakterine çok aykırı bir şey. Böyle bir şey olması mümkün değil. Ama ne yapılabilir? Eşiniz telafi etmek için çabalayabilir. Eğer gerçekten yeni bir sayfa açtın ve senin için yaşıyorum diyorsa eşiniz çabalasın. Cezaevindeyken çabalasın. Cezaevindeyken kendisi alakalı çalışsın. Gerekirse bunun devamı süreci bir psikiyatristle beraber hani ilaç kullanmaya gidecekse bunun için çabalasın. Bunun için sözünü versin size. Ama asla unutmayın yani cezaevinde olan bir insan tabii ki alkol ve madde kullanmayacak. Orası onu kullanabileceği bir yer değil. Tabii ki yıllar geçecek ve ondan temizlenmek zorunda kalacak bir şekilde. Bedeni temizlenecek. Zihin yapısı değişecek. Ama maruz kaldığı zaman tekrar kullanma ihtimali varsa o zaman bu döngüyü kıracak olan sizsiniz. Diyeceksiniz ki eğer böyle bir ihtimal varsa ben burada evlilikle devam mı etmek istiyorsunuz yoksa bu adamı böyle çekmek mi istiyorsunuz? Karar siz vereceksiniz. Hiçbir şey olmamış gibi yaşanamaz bu dünyada. Biz 10 yıl sonra belki günün birinde gerçekten Filistin tekrar devlet olduğunu göreceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilecek miyiz? O çocuklar ölürken ya da bir yani deprem oldu. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza düğümlenmeden, aklımıza geldiği zaman burnumuzun direği sızlamadan durabilecek miyiz? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. İlk önce insan olduğumuzu bilelim. Biz robot değiliz. Biz robot değiliz. Ama hanımefendi lütfen inşallah bu olaydan en sağlıklı bir şekilde çıkar. Eşinize nasıl, eşinizi böyle kabul et değilseniz yani bu adamın bu hareketlerini devam ettiğini düşünürseniz bu adam değişme ihtimali olması genelde düşük ihtimal oluyor. Ama eğer ki değişiyorsa da bununla alakalı belli başlı paylaşımlar yapması gerekiyor. Belli başlı kendiyle alakalı net duruş sergilemesi gerekiyor. Bununla alakalı eşinizin karar alması gerekiyor. Lütfen bununla alakalı hanımefendi olarak daha fazla sorumluluk almayın. Bir şeyler unutulmaz. Hele ilgilenilmediyse, hele değersiz hissettirildiyse evliliktesiniz. Lütfen onun net duruş sergilemesini sağlayın. Çıktıktan sonra işidir, gücüdür, para kazanmasıdır, ne beklentiniz varsa bu artık eşinizin sorumluluğu, sizin değil. Ve bununla alakalı da kendinize artık zulmetmeyin. Çok artık klişe diyebileceğim örneklerden birisi tam da burada aklıma gelen. Bir vazo kırılıp tekrar parçalara yapıştırıldığı zaman eskisi gibi olur mu? O Evet. çatlak izleriyle
bu vazo, evet tekrar vazo işlevini görür. Ama eskisi gibi olur mu? Evet. İnsan da böyle. Yani insan kırıldıktan sonra artık o kimyada bir şeyler değişiyor. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmek hiçbir zaman mümkün değil. Yani daha belki daha da güzele gidebilir ilişki. Kesinlikle. Bunun da ne olacağını bilmiyoruz, gidişatını bilmiyoruz. Daha iyiye de vesile olabilir. Ancak şöyle, biz hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çalıştıkça içimizde onu hatırlayan parçamız bizi bir yerden dürtecek. Ve üstünü bastırmaya çalıştığımız sürece bir yerden çıkacak. Gayretimiz onu unutmaya çalışmak değil, sürekli akılda da tutmak değil. Ama yeter ki aman hiç hatırlamayayım, aman hiç aklıma gelmesin diye çaba sarf ettikçe zihin bunu daha çok öne getirecek. Ben bu acıyı yaşadım. Bizim ilişkimizde bu yaşandı. Böyle bir durum oldu. Benim güvenim sarsıldı. Evet sarsıldı. Bunları açıkça söyleyip yola öyle devam etmek. Hayır biz çok iyiyiz, gayet her şey yolunda demektense biraz daha olanı söyleyerek yola devam etmeye çalışmak kabul becerimizi biraz daha artıracaktır diyelim.